İletişim podcast'te yeni konu ve konuğumuzla bugün de sizlerleyiz. Ben Fırat Tufan. Bu programımızın konuğu Profesör Doktor Ufuk Kocabaş. Ufuk Hocamız İstanbul Üniversitesi'nde Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanlığıyla Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürüyor. Bilimsel çalışmaları sualtı arkeolojisi, sualtı kültürel Mirasının korunması ve antik Yeni yapım teknikleri üzerine odaklanıyor. Ufuk Hoca aynı zamanda İstanbul Üniversitesi adına Yeni Kapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesinin başkanlığını da yürütüyor ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesi. Bugün biz e, Profesör Doktor Ufuk Kocabaş hocamızla restorasyon, konservasyon ve dijital müze gibi konuları konuşacağız. Ufuk hocam hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Ee, e, merhabalar Fırat hoca çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz hocam. Üniversitelerde çok yaygın olmayan bir bölümde öğretim üyesisiniz. Aynı zamanda bu bölümün başkanlığını yürütüyorsunuz. Kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü hakkında bize biraz bilgi verir misiniz lütfen? Elbette, bölümümüz 1995 yılında kurulduğunda bu alanda eğitim veren ülkemizdeki ilk akademik yapı olma unvanını aldı. Ben de bölümün ilk asistanlarından biri olarak 26 yıldır bilimsel çalışmalarımı bu çatı altında sürdürüyorum. Programımızda lisans, yüksek lisans ve doktor eğitimi e, uluslararası standartlarda veriliyor. E, bölümümüz bünyesinde genel koruma ve onarım e, ana bilim dalı ile e, benim kurucusu ve başkanı olduğum sizin de az önce söylediğiniz gibi e, sualtı kültür kalıntılarını koruma ana bilim dalları ortak bir program e, dahilinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Yani öğrencilerimiz bölümü kazandıklarında e, her iki ana bilim dalından da dersler alarak mezun oluyorlar. Bölümümüz arkeolojik, etnografik, kültürel, sanatsal ve estetik değerler taşıyan tüm eserlerin koruma onarım yani bir başka deyişle konservasyon, restorasyon çalışmalarını sürdürecek uzmanları yetiştirmekte. Yine programımızda eski eserlerin durumlarının bilimsel olarak saptanması, tedavi yöntemlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve bunların Arkeoloji, sanat tarihi ve kimya gibi e, disiplinler arası bilgiye dayandırılması esaslarına göre e, 4 yıllık bir lisans eğitimi uygulanmaktadır. Oldukça kapsamlı ve disiplinler arası özelliği öne çıkıyor bölümünüzün. İsminde de onarımın yanı sıra restorasyonun yanı sıra koruma, konservasyon sözcüğü de var az önce de vurguladınız. Hı hı. Peki restorasyonu muhtemelen çok daha fazla duyuyoruz, biliyoruz. Konservasyon konusunda, koruma konusunda ne tür eğitimler veriyorsunuz? Taşınmaz ya da taşınabilir eserlerin korunmasında genel olarak neler önemli hocam? Bu sorunuzu şöyle yanıtlamaya başlayayım. Öncelikle taşınır ve taşınmaz kültür mirasını çok kısa bir tanımlamak gerekecek belki. Kültür mirasımızı somut ve somut olmayan miras olarak temelde ikiye ayırmak yanlış olmayacaktır. UNESCO'nun her iki alanda uluslararası miras listelerinin olduğunu biliyoruz. Bizim konumuz olan somut kültürel miras içinde de kültürel ve doğal miras alanlarının korunması yer almakta. Kültürel miras içinde bizim alanımıza girenler ise örneğin arkeoloji kazılarından ele geçen tüm organik ve inorganik eserler, tablo, kitap, el yazması gibi çok geniş bir çeşitliğe sahip eser grubunu sayabiliriz. Bunların içinde seramik, porselen gibi pişmiş toprak eserler, tunç, demir, gümüş, altın gibi metal eserler, cam, ahşap, suya doymuş ahşap, kağıt, el yazması, resim, yağlı boya tablo, tekstil, duvar resmi, kalem işi, mozaik. Bunların hepsinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları bizim alanımıza girmekte. Eski eserlerin kalıplarının alınarak replika üretilmesi, eser çizimi ve kimyada tamamlayıcı unsurlar taşınmaz eserlerin korunması ise e, mimarlık eğitimi almış e, yine mimarlık fakültelerinde mimari restorasyon lisans üstü eğitimi görmüş uzmanlar tarafından e, gerçekleştirilmektedir Bundan dolayı ben arkeolojik eserlerin koruma onlarımı alanında uzmanlaştığım için daha çok taşınabilir eserler konusunda e, benim bilgi vermem Tabii ki yerinde olacak Kültür mirasının korunması başlığı altında taşınır ve taşınmaz eserler, dediğim gibi farklı uzmanlık eğitimi e, gerektiriyorlar. Ancak e, aynı zamanda da pek çok alanda uzmanlarımız ortak projelerde birlikte çalışma imkanı da e, bulabiliyorlar. E, konservasyon e, ve koruma en temel anlamıyla muhafaza etmek e, demektir. Örneğin bir arkeolojik aslında eserler gün ışığına çıkarıldığında Denge içinde bulundukları ortam şartları değiştiği için hızlı bir bozulma sürecine girebilirler. Eserlerin durumuna göre uygun ışık, sıcaklık, nem gibi değerleri sağlayarak ilk koruma gerçekleştirilebilir. Müzelerde ve koleksiyonlarda önleyici koruma olarak isimlendirdiğimiz yöntemler ile eserlerin bozulmaya uğramaları minimum müdahaleler ile sağlanabilir. Bunun dışında eserlerin yapısına göre laboratuvar ortamında çeşitli kimyasal maddelerin kullanılması mevcut durumlarının stabilize edilmesini ve ileri bozulmaların e, oluşumunun engellenmesini sağlayacaktır. E, buradaki temel kriterimiz ise minimum müdahale ve kullanılacak tüm kimyasal malzemelerin e, tercihen geri dönüşümlü olmasıdır. Ufuk Hocam az önce pek çok eserden, farklı eser gruplarından ve belki de aslında çalışma alanlarından da söz ettiniz restorasyon alanındaki profesyonelleşme, belirli bir alanda uzmanlaşma. Az önce sizin saydığınız herhangi bir alanı buna dahil edebiliriz. Ülkemiz adına konuşuyorum. Sizce yeterli durumda mı? Daha iyi bir uzmanlaşmanın sağlanması için neler yapılabilir? Az önce söyledim yani mimari restorasyon alanında hani ben uzman olmadığım için konuşmayacağım ama meşhur mimarlardan Frank Lloyd Wright'ın bir sözüyle başlamak isterim. Mimarlık biçim haline gelmiş yaşamdır, yapı sanatıdır. Restorasyon ise aslında maddenin yanı sıra yaşam tarzının ve inşa tekniğinin korunmasıdır. Bunu bizim alanımıza uyarladığımız zaman taşınabilir bir eserin onarımı orijinal parça kaybının önüne geçildiği durumlarda ancak uygulanmalıdır Eserleri yaşatmak özgün malzemeyi yapım tekniğini eserin yapısını bozmadan dokuya sadık kalarak yapılan onarımla ancak mümkündür. Yani burada vurgulamak istediğim husus eserin orijinaline döndürülmesi değil, restorasyonu gerçekleştirilen andaki halinin korunması gerektiği. Restorasyondaki kriterlerden bir diğeri ise gerçekleştirilen restorasyonun orijinal eserden ayırt edilebilmesidir. Yani eser üzerinde belli olmayan restorasyon sahteciliğe girer diyebiliriz. Onun için de biz öğrencilerimize eğitim verirken Elbette yani çok iyi bir restorasyon eğitimi veriyoruz. Ama ve lakin bu restorasyonunda müzede mesela sergilendiği zaman ayırt edilebilecek eserin orijinal kısmından ayırt edilebilecek şekilde yapmasını da öğretiyoruz. Bizim programımızdaki lisans eğitiminde öğrencilerimiz hemen hemen her eser grubu üzerinde eğitim alıyor. Mezun olduklarında pratisyen durumundalar aslında yani bir tıp fakültesinden mezun olmuş bir doktora benzetebiliriz bunu. Ancak lisans üstü eğitimlerine devam ettiklerinde uzmanlaşma yolunda ilerleyebiliyorlar. Konuşmamın başında da söylediğim gibi bu alanda çok fazla uzmanlık gerektiren eser grubu var. Bir bölüm değil bir koruma onarım fakültesi kursak ancak tüm ihtiyaçları barındıran bir program kurabiliriz. Ülkemizde Koruma onarım bölümlerine baktığımızda tüm uzmanlıkları bünyesinde barındıran böyle bir program maalesef göremiyoruz. Örneğin kimisi işte yağlı boya, kimisi mozaik, kimisi arkeolojik eserler, kimisi kağıt, kimisi suya doymuş ahşap eser konservasyonu konusunda ön plana çıkıyor. Biz bazen böyle değişik üniversitelerdeki bölüm başkanları bir araya geldiğimizde konuştuğumuz şey aslında hepimiz birleşirsek ancak eksikleri ee, az olan tam donanımlıya yakın bir bölümü ancak oluşturabiliyoruz. Yani e, sorunuzun cevabı aslında e, yetişmiş uzman ve bilim insanı e, eksiğimizin olduğu e, daha iyi bir uzmanlaşma için öncelikle tabii ki insana yatırım, e, donanımlı eğitim laboratuvarlarının kurulması e, ve tabii ki yani bütün bilim dalları için e, bu geçerli e, bilim ikliminin e, yaratılması gerekli e, diyebilirim. Çok haklısınız hocam. Hocam sizin daha üzerine çalıştığınız, çalışmaya da devam ettiğiniz uzmanlık alanlarınızla ilgili bazı sorularım olacak. Siz uzun süredir Yeni Kapı Batıkları kazısının başkanlığını yürütüyorsunuz. Bu konuyla ilgili bir kitabınız da yayınlandı. Bu proje hakkında bize bilgi verir misiniz lütfen? Elbette. Yani aslında kazıların başkanlığını İstanbul Arkeoloji Müzeleri yürütüyor. Biz orada Batıklar üzerinde çalışan ekiplerden bir tanesiyiz. Yani o batık projesini İstanbul Üniversitesi olarak e, biz yürütüyoruz. E, son yıllarda e, İstanbul'da yaşayan hemen hemen herkesin yolu, belki şimdiye kadar hiç gitmediği Aksaray Yeni Kapı semtinden e, geçmeye başladı. İşte herkesin e, alelacele gelip geçtiği Marmaray metro istasyonlarının sıra sıradışı e, yapım öyküsü ise pek çok yönüyle her zaman e, hatırlanacak. 2004 yılına döndüğümüz zaman İstanbul'un yeni kapı sentinde az önce söylediğim gibi İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından başlatılan ve 2013 yılına kadar sürdürülen arkeolojik kazılarda Bizans döneminin en büyük limanlarından biri olan Teodosius Limanı gün ışığına çıkarıldı. Asya ve Avrupa'yı tarihte ilk kez İstanbul Boğazının altından geçen bir demiryolu hattı ile birleştiren işte Marmaray Demiryolu Projesi ile şehir içi ulaşımı sağlayacak olan metro hatlarının tam yeni kapı bölgesindeki kesiştiği noktada büyük bir aktarma istasyonu projesi hayata geçirildi. Ve bu proje kapsamında da son yılların Akdeniz'deki en büyük liman arkeoloji kazısı gerçekleştirildi. Alana baktığımız zaman toplamda 58 bin metrekarelik, bir sahada çalışmalar sürdürüldü, kazılar sürdürüldü. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden Marmara Denizi'nin göl konumunda olduğu bizim Neolitik Çağ dediğimiz Prehistorik döneme kadar değişik stratigrafik tabakaların bulunduğu yaklaşık olarak 12 metre kalınlığında bir dolguda kazılar gerçekleştirildi. Ya bu derin dolgu içinde çalışmalar sürdürülürken yani sayıları yüz binlerle ifade edilen işte organik ve inorganik eserlere ve tabii ki kentin kalıntıları olan mimari eserlere ulaşıldı. Buluntu topluluğu arasında yer alan ve 5 ile 10. yüzyıllar arasındaki zaman dilimine tarihlenen 36 adet gemi kalıntısı ise Erken ve Orta Bizans dönemine tarihlenen en büyük toplu gemi buluntusu olarak karşımıza çıktı. Bunların Korunmuş halde günümüze ulaşmaları nedeniyle de oldukça önem taşıyorlar. Bu yani değerini bir kat daha artırdı batıkların. Özellikle işte Bizans dönemine ait olan bizim Galea olarak isimlendirdiğimiz yani donanmada kullanılmış olan Bizans donanmasında kullanılmış olan kürekli kadırgaların ilk defa bir arkeolojik kazı alanında ele geçmiş olması da bu batıkların önemini bir kez daha artırdı. Tabii burada ele geçen gemiler de, ticaret gemileri de hem kıyı denizciliği yapmış hem de açık denizde kullanılmış olan yük gemileri. Bunların da dört tanesi yüküyle beraber bu kaza alanında ele geçti. Ve tabii ki bütün gemilerin ahşap kalıntıları çok detaylı bir şekilde belgelenerek kaza alanından bizim ekibimiz tarafından kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi bu projede toplamda 27 batık üzerinden sorumlu oldu. Merkezi Bodrum'da bulunan Sualtı Arkeoloji Enstitüsü de toplamda 8 batığın araziden kaldırılmasını gerçekleştirdi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin denetiminde biz ortak bir proje gerçekleştirdik. İstanbul Üniversitesi adına sizin de söylediğiniz gibi proje direktörlüğünü bizim sualtı kültür kalıntılarını Koruma Anabilim Dalımız adına ben üstlendim ama bu projede İstanbul Üniversitesi akademisyenleri işte tam zamanlı uzmanlar çalıştırdık aynı zamanda bizim bölümümüzün lisans ve lisans üstü eğitimi gören öğrencilerinden oluşan böyle 35-40 kişilik bir ekip 2005 yılından 2013 yılına kadar batıkların belgelenmesi ve araziden kaldırılması üzerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi ekibi işte yaklaşık 7 yıllık bir çalışmanın ardından bütün bu batıkları büyük bir başarıyla araziden kaldırmayı başardı. 2013 yılından beri de bu batıkların konservasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Kazılarda ele geçen repertuar dünyanın en büyük ortaçağ gemi koleksiyonu olduğunu söylemiştim. Şu anda da ekibimiz halen Yeni Kapı semtinde bu işte Marmara istasyonuna yakın bir alanda bulunan İstanbul Üniversitesi Batıkları İstanbul Üniversitesi Yeni Kapı Batıkları uygulama ve araştırma laboratuvarında çalışmalarını sürdürüyor. Burada gemilerin yapım tekniklerinin belirlenmesine yönelik incelemeler bizim antik gemi eksperlerimiz tarafından devam ediyor. Ayrıca suya doymuş olarak nitelendirilen ...ahşap parçalar üzerinde konservasyon çalışmalarımız devam ediyor. Evet batıklar görsel olarak bütünlüklerini korumuşlar. Ancak fiziki yapılarına baktığınız zaman... ...işte bu deniz suyunu dokularına çekerek... ...oldukça bozulmuş durumda ele geçtiler. Yani kendi ağırlıklarının bazen 6-7 katı kadar su çekmiş durumda... ...batık ahşapları ele geçti ve biz bunları suya doymuş ahşap olarak nitelendiriyoruz. Bunları kendi haline bıraktıklı bıraktığınız zaman geri getirilemeyecek bir bozulma süreci içine giriyorlar. Kuruyorlar. Kuruduklarında çarpılıyorlar, çekiyorlar ve yani emin olun tanınmayacak bir hale gelebiliyorlar. Onun için daha ilk üzerleri açıldığı andan itibaren bunların ıslak olarak saklanması gerekiyor. Yerinden kaldırıldıktan sonra da Oluşturulan koruma havuzlarında depolanıyorlar ve burada ilk etapta bir tuzdan arındırma prosedürü devam ediyor. Yani denizden kaynaklanan tuzlar önce tatlı suyla arındırılıyor çünkü kullanacağımız konservasyon kimyasalları tuzla etkileşime girerek ileride bozulmalara neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için ilk etapta bir tuzdan arındırma prosedürü gerçekleştiriliyor. Bu işlem yapıldıktan sonra ahşapların içinde bulunan suyun dışarı alınarak kimyasal hareketsiz bir malzemenin bu dokuların içine yerleştirilmesi gerekiyor Çünkü hani su boşaldığı zaman bunun yerine bir şey yerleştirilmezse o zaman işte geri getirilemeyecek bozulma süreçleri oluyor ahşap hücreleri çökerek bozulabiliyorlar bunun içine önüne geçmek için de biz uyguladığımız bir konservasyon yöntemi var burada polietilen glikol ismini verdiğimiz bir sentetik reçineyi aslında ahşabın içine emdiriyoruz. Bozulma durumuna göre bunların değişik molekül ağırlıkları var. Yani çok detayına girmeyeyim ama yani kabaca bu kimyasal maddeyi yaklaşık olarak 3-4 yıl bazen ahşap kalınsa daha fazla ahşaba emdiriyoruz uzun süre. bunun ardından da şu anda oldukça teknolojik bir yöntemi kullanıyoruz. Bunun ismi dondurarak kurutma yani süblimleşme dediğimiz bir prensibe göre çalışıyor. Ahşabın içindeki suyu sıvıdan değil de katı olarak buzdan gaza dönüştürerek bir konservasyon gerçekleştiriyoruz. Bu da çünkü suyun müthiş bir yüzey tansiyonu var. Sıvı halden buharlaşırken ahşaba çok zarar veriyor. İşte bu dondurarak kurutma cihazıyla biz bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık eksi 22 santigrat derecede bu cihazın içinde eserler, ahşaplar sudan arındırılıyor. Yani sahip olduğumuz cihaz da dünyadaki en teknolojik ve en kapasiteli dondurarak kurutma cihazı diyebilirim. Yani ben hani bu işin bir uzmanı olarak yıllarca hep yurt dışında bu cihazları görüp işte orada çalışma, çeşitli workshoplara katılma, çeşitli laboratuvarlarda bu cihazı öğrenme fırsatı buldum. Ama ve hani şu anda öğrencilerimiz bu anlamda çok şanslılar. Hani biz yıllarca yurt dışına gidip yöntemi öğrenmek için uğraştık. E, bu yöntemi öğrenmek isteyen şu anda e, ekibimizde zaten öğrencilerimiz var. Ama intern olarak da hem yurt dışından hem de yurt içinden e, bu yöntemi öğrenmek için ekibimize e, katılan e, uzmanlar var diyebiliriz. Tabi burada nihai bir hedefimiz var. E, bu nihai hedefte tüm eserleri bir müzede sergilenebilir hale getirmek. Yani bunlar ıslak vaziyette bir müzede sergilenemezler. Onun için bunları kuru duruma getirmek, kendilerini taşıyabilecek hale getirmek ve daha sonra bütün parçalarını birleştirerek bir müzede sergilenebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Eğer işte bir müzede kurulabilirse İstanbul dünyanın en büyük sualtı arkeoloji müzesine sahip olacak diyebiliriz. Bu çok önemli. Tam da aslında sormak istediğim bir soruydu bu. Muhtemelen dinleyiciler de merak edecektir. Henüz çalışmaları devam ettiği için görünen o ki sadece dijital ortamda ve bazı maketler üzerinden birtakım etkinlikler gerçekleştirilmiş, sergilenmesi konusunda ama gerçek eserlerin sergilenmesiyle alakalı çalışmalar devam edecek. Bunun için bir öngörünüz, bir takviminiz var mı hocam? Gerçi ne zaman sergileneceği ile alakalı? Yani şöyle Fırat Hoca bitirdiğimiz batıklar var. Yani konservasyonu tamamen bitmiş olan 4-5 tane batık var. Bunlar yani şu anda bir müzede sergilenebilecek durumda. Ama dediğim gibi yani şu anda parça bazında depolanıyor. Bir müze kurulduğu zaman bunlar o müzenin içinde bir araya getirilecek. Çok da böyle hani nasıl diyeyim kırılgan malzeme olduğu için hani nihai bir yerde sergilenmesi lazım. Onun içinde biz hani bu müzenin kurulmasını açıkçası bekliyoruz. Aslında iyi de başlamıştık bu şeye müze macerasına. 2010 yılında biliyorsunuz İstanbul kültür başkentlerinden bir tanesiydi Avrupa'nın. O kapsamda bir yarışma yapıldı. Yeni kapıda çıkan buluntuların sergilenebilmesi için bir yarışma sonucunda meşhur Amerikalı mimar Peter Eisenman ve buradaki ortağı Aytaç Architects e, mimarlık ofisi tarafından hazırlanan proje kabul edildi. Daha sonra da bunun uygulamasına geçildi aslında. İşte e, Anıtlar Kurulundan e, gerekli izinler alındı. Oradaki başvurular nihayetlendirildi. Ama e, ihale aşamasında bu maalesef kaldı. E, şu anda da hani bir gelişme e, olmadığını ben gözlemleyebiliyorum. E, onun için e, sizin de söylediğiniz gibi Şimdiye kadar biz hep dijital mecralarda çalışmalarımızı sergileme fırsatı bulduk. Umarım hani bir müze kurulduğu zaman da batıkları hani orijinallerini bütün dünyaya tanıtma fırsatını buluruz. Umarım hocam o oldukça önemli ve insanların da ilgisini çekecek bir sonuca varacaktır diye düşünüyorum ben de. Yani şöyle söyleyeyim, bilmiyorum duydunuz mu? Muhakkak duymuşsunuzdur İsveç'te e, Vasa isminde bir batık var, e, Stockholm'te sergileniyor şu anda. Evet. 1960'larda kazısı yapılmış, e, bir e, 17. yüzyıl batığı, e, oldukça sağlam şekilde ortaya çıktı. E, bu batık sergileniyor Stockholm'te ve yılda 1 milyon 200 bin e, ziyaretçisi var. Yani bu müthiş evet. bir rakam. Evet. Yani çok büyük müzeler bile, hani e, ziyaretçi sayısı olarak hani 300-400 bin ziyaretçi olan Büyük böyle devasa arkeoloji müzeleri var. Yani içinde binlerce, on binlerce eserin olduğu müzelerin ziyaretçisi e, bu kadarken hani bir müzenin 1 milyon 200 bin ziyaretçisi olması e, müthiş bir şey. E, ve bizim elimizde 37 tane batık var. Yani bunları olabildiğince fazla şekilde bu müzede sergileyebildiğimiz zaman e, ben eminim bu rakamları biz e, çok çok aşacağız. Çok, çok doğru. Hocam müzeden ve dijital müzeden konu açılmışken son dönemde gündemde olan dijital müzecilik konusunu konuşmak istiyorum sizinle. Covid-19 pandemisi sürecinde kapanmalar döneminde biliyorsunuz daha da popülerlik kazandı ve o özellikle kapanmaların ilk dönemlerinde hepimiz evlerimizden bir şekilde önümüze düşen dünyanın en önemli çeşitli müzelerini dijital ortamda görebilme, gezebilme şansı elde ettik. Dijital müze kavramıyla alakalı sizin düşünceleriniz nelerdir? sizin de belirttiğiniz gibi işte bu korona virüs salgını sürecinde dijital dünyada ...pek çok gelişme yaşandı. Yani hiçbirimiz 2020 ilkbaharındaki gibi değiliz. Mesafeli olduğumuz, işte çevrim içi toplantılar artık işte hayatımızın bir parçası oldu. Bu programı da biz sizinle Zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. <laughs> Doğru. Bu da onun bir parçası. Özellikle eğitimde işte her ne kadar yüz yüze derslerin yerini tutamasa da yani bir çözüm olarak karşımıza çıktı dijital dünya. Ama tabii bizim gibi işte ders programının yüzde 60'ı uygulama olan alanlar için, bilim dalları için de aslında zor bir süreçti bu. Ama her şeye rağmen bundan sonra da çevrim içi aktivitelerin ben gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. Dijital müzecilik de bunun önemli bir parçası. Aslında müze koleksiyonlarının çoktan sanal dünyadaki yerlerini almaları gerekiyordu. Belki pandemi bunu hızlandırdı diyebiliriz. Dijital arşivi olmayan müzeler bu eksiklerini giderdi. Bakıyorum web sayfaları daha kreatif ve daha çekici hale geldi. Yani bu durağanlık döneminde müzeler kendilerini işte daha çok ifade etmeye, unutturmamaya ve işte bir şekilde hizmetlerini sürdürmeye çalıştı. Genç sanat izleyicilerinin bu müzelere ilgi duyduklarını ben kendi öğrencilerimden biliyorum, bunu gözlemleyebiliyorum. Dijitale erişme her şeyi kolaylaştırırken aynı zamanda bir fırsat eşitliği de yarattığı düşüncesindeyim. Yani müzelere ve sergilere kesintisiz bir ulaşım imkanı yaratıldı bu şekilde. evet dijital çağ geldi ancak unutulmaması gereken işte kültür sanat aynı zamanda önemli bir sosyalleşme aracı. Yani gelecekte sanırım her ikisi de hayatımızda olmaya devam edecekler. Evet, önemli fırsatlar sundu söylediğiniz gibi. Hocam son olarak restorasyon bölümünü tercih edecek öğrencilere ya da bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara neler tavsiye edersiniz? Uzun yıllardır bu bölümde akademik çalışmalar hem uygulamalı hem akademik çalışmalar yürütmüş bir akademisyen olarak. Ben mezunlarımızdan biraz bahsedeyim. Yani şu anda Türkiye'nin dört bir yanında müzelerde çalışan arkadaşlarımız var. Yani mezunlarımızın neredeyse yüzde 60'ı 70'i müzelerde görev yapıyor. Aynı zamanda e, yüksek lisansını, doktorasını yani lisans üstü eğitimini tamamlayan arkadaşlarımız e, üniversitelerde akademisyen oldular. Yani araştırma görevlisi olarak başladıkları kariyerde e, şu an doçent düzeyine gelen e, öğrencilerimiz var ki bu bizi gerçekten çok e, memnun ediyor. Çünkü hani biz dedim ya Türkiye'deki 4 yıllık ilk akademik yapılanmayız. Hani ağacın dalları gibi bütün ülkede öğrencilerimizin hani bu tür yerlere gelmeleri bizi çok memnun ediyor. Bunun dışında belediyelerde özellikle kudep birimleri var. Bunlar kültür mirası ile ilgili çalışan belediyelerin resmi birimleri. Öğrencilerimizin bir kısmı bu belediyelerdeki kudeplerde görev yapıyor. Onun dışında kağıt konservasyonu ile uğraşan arkadaşlarımız arşivlerde çalışıyor işte kütüphanelerde görev yapıyor ve bu alanda hani çok geniş bir çalışma alanı olduğunu da söyleyebilirim. Bunun dışında da yani özel koleksiyonlarda, koruma onarım laboratuvarlarında eski eserlerin korunması konusunda mezunlarımız söz sahibi oldular diyebiliriz ve önemli bir boşluğu dolduruyorlar. Tabii bunun yanında ben şeyi de çok destekliyorum. Yani kendi işini kuran girişimci mezunlarımız var. Yani bunlar da e, sektöre çok önemli hizmet ve e, katkılar sağlıyorlar. Yani mezun öğrencilerimiz tabii ilk etapta e, bir kurumda e, çalışmak istiyorlar ama tabii ki belli bir tecrübeyi edindikten sonra kendi işlerini kurmaları da hani açıkçası benim çok teşvik ettiğim bir şey. Hani bu alanda da bir boşluk olduğunu e, söyleyebilirim. E, bu meslekte kalmak isteyenlerin tabii ki hani bu eğitimi almak isteyenlerin bir kez daha düşünmesi lazım. Şeylerini, heveslerini kırmak istemem ama yani şöyle söyleyeyim. Hani laboratuvardan çıkmadan günlerce bir eserin üzerinde çalışmak, sabırla işte tozlu kütüphanelerde kağıt eserler üzerinde günlerce belki yıllarca emek vermek ya da bir arkeoloji kazısında 40 derece sıcağın altında çalışmak. Benim eşim de aynı sektördeyiz, beraber çalışıyoruz. Kolumdaki saatin eriyerek koluna yapıştığını ben biliyorum. <laughs> ya da işte benim gibi e, su altında e, ben ve ekibim gibi... ...yani işte e, termoklin tabakasında, hani soğuk su tabakasında... 6 derecede bir batık üzerinde dolarak çalışmak size göre değilse... E, ...ben başka işe bakın e, derim. Ama bunları seviyorsanız, sağ çalışmasını seviyorsanız... ...arkeolojik eserleri seviyorsanız bu alan tam size göre. Sabırla bir işi yaptığınız zaman o işi başarabilmenin mutluluğu hiçbir şeyle karşılaştırılmaz. Yani burada insanın kendini bilmesi tabii ki güzel bir şey. Bir de günümüzde bir meslek sahibi olup ölene dek bunu böyle çok lineer bir şekilde bir çizgide yapmak çok kolay gibi gözükmüyor artık. Yani becerilerimizi yenilerini ekleyerek mesleğimizi farklı bir boyuta taşımamız lazım. Kendimizi sürekli geliştirmemiz lazım. İşte az önce konuştuğumuz Dijital imkanların artması belki bunu sağlayacak. Yani e, üniversite eğitimimizi bitirdikten sonra meslek hayatımızda e, değişik kurslara, değişik uygulamalara, workshoplara, çalıştaylara katılarak yurt dışı meslektaşlarımızla belki bu dijital mecralarda e, buluşarak bilgimizi katlamamız lazım. Yani e, insanların e, artık 3-5 yılda bir kendilerini yenilemiş olması gerekecek. Yani önümüzdeki challenge da bu. Ben şöyle bir sözle konuşmamı noktalayayım. Eskilerin dediği gibi ya inhitat ya terakki yani yükselmeyen düşer. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Ufuk Hocam. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için çok keyifli bir sohbet oldu Fırat Hoca. İletişim podcast'te bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ufuk Kocabaşla restorasyon, konservasyon, yeni kapı batıkları ve dijital müze gibi konuları konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle herkese sevgiler.